Merhabalar. Baştan. Nükleer Pazar'a hoş geldiniz. Serdar yönetmenim bir de yönetmenim baştan böyle bir şey yapmamı istedi. Nükleer Pazar'a giriş yapmamı istedi. Şimdi New Vegas hikayelerini anlatacağım size bugün. Size bugün ayrıca özel bir hikaye anlatacağım. Bir grup hortlağın ve onların karşısında duran görünmez şeytanların hikayesini anlatacağım. Hikayemizin adı Fallout New Vegas. Aa, burada ölü bir tane hortlak var. Bunu ben mi öldürdüm acaba? Parıldayan ben öldürmüşümdür. Biz öldürmüşüzdür, değil mi? Bu Boone. Bu bizim karizmatik nişancımız. Keskin nişancımız. Bu da Ellie. Ellie bizim robotumuz. Çok karizmatik değil ama şirin böyle bir robot işte o da. Oh, şu müzik. Şu hikayede çalan müziğe bak be. Ha, burada birileri var gibi. Evet, şurada bir hortlak var. Şunu bir temizleyelim. Aradan çıkaralım. Şimdi nişan alırken hiçbir zaman kafaya nişan almayacaksınız. Her zaman gövdeye nişan alacaksınız. Çünkü vurması daha kolay. Boran Gülsoy, hoş geldin dostum aramıza. Cenk abi, Serdar abiye benziyorsun. Evet, onu bana çok söylüyorlar. Higgs'e de benzediğimi söylüyorlar. Ama emin olun ki birbirimiziz değiliz aslında. Hepimiz farklı farklı insanlarız. Hepimizin farklı farklı huyları var. Hepimizin farklı farklı sevdikleri şeyler var. Mesela ben parayı severim. Serdar yönetmenimiz tuhaf tuhaf şeyleri sever. Higgs anca kendini sığar. O gezgin yabani hortlak bu bizi birazcık zorlayacak gibi. Ölsene sen kardeşim. Öldü. Ha, gelen var. Gelen var. Gelmeye devam eden var. Hadi bakalım. Gelin ya. Yakından vuralım bunları. Hadi gelin. Hikayeler hep böyledir. Hikayeler hep sürekli birbirine ilham verir. Sürekli birbirine yaratır gibi bir şey yani bu hikayeler. O güzel. Bak onlar hemen düşüyor. Hemen düşüyor. Uf. Şimdi ben bu görevi, bu hikayeyi tamamen şu açıdan anlatıyorum. Bu hikayede kazanılacak para var. Yoksa ben bu hikayeyi anlatmazdım biliyorsunuz beni. Bir işte para yoksa ben de yokum. Bir işte para yoksa Cenk de yoktur. O işte hayır da yoktur. Ben biraz böyle bir insanım. Yapacak bir şey yok. Okey. Gelin bakalım. Sizi ben bir uçurayım. Sen neden ölmedin be? Şimdi bu New Vegas denen hikaye Fallout hikayesinin bir başka hikayesi. Hikayeler bazen karışık olabiliyor. Dinliyorum. Tamam. Kimsin sen? Fazla derildi mi? Ne diyorsun oğlum sen? Görünmez. Ne oluyor? Ne oluyor? Biz buradan çabuk çabuk çıkalım. Gelin gelin. Ooo! Sunset Sarsaparilla. Bayılırım. O zaman madem Sunset Sarsaparilla aldık. Hemen bir Sunset Sarsaparilla içelim. Kendimize gelelim. Hadi bakalım. Şşş! Bun! Hadi öldürme lan şunu. Peşimizden daha fazlası gelecek. Bun yapma. Oh! Bunları benim yoldaşlarım da öldürmeye diyecektim ki Ede hemen gaza geldi. Hemen savaş istiyor, hemen çatışma istiyor. Ulan öldürme, öldürme. Dur, dur. Çarpma. Ay Ede, ay. Hikayemizde neler oluyor? Nasıl dolaplar dönüyor? Boş dolaplar dönüyor. Gel bakalım, gel bakalım. Sen de gel bakalım. Sana da bir iki tane sıkalım. Şimdi siz kafaya nişan almayın. Siz nişan alırken gövdeye nişan alın ki nişan almanız gereken durumlarda bir daha iyi vurabilirsiniz. Şimdi ben birazcık daha bu işin uzmanı olduğum için hemen kafadan vurabiliyorum. Ben güya hikaye anlatacaktım. Hortlaklarla savaşıyorum. Oo, sen çok çirkin bir şeysin. Oh, oh, sen daha da çirkinleştin birden. Kafa patlayınca biraz daha çirkin oldu. Gözlükler falan kayıyor. Çöl sıcağında burnunda terleyince. Böyle boş laflar, böyle boş tehditler bizi işlemez biliyorsunuz. Ama herhangi bir düşmanlık besleyeceğimize dair bir söz verdik. O yüzden girelim bakalım. Jason'la konuş dediler. Jason kim? Hiçbir fikrim yok. Gidelim bakalım şu Jason'la bir konuşalım. Jason kimdir? Nedir? Oo, sen bir parlıyorsun. Jason nur ışık. Sen bayağı nurlu bir insanmışsın. Have you come to help us complete the great journey? Ya anlat bakalım bize. We wish to escape the barbarity of the wasteland.
Portlakların, bir grup portlağın hikayesini anlatıyoruz. İşte burada da şeytanlar devreye giriyor. Şeytanların hikayesine gireceğiz şimdi. Görünmez şeytan. Daha önce bir tanesiyle karşılaştık biliyorsunuz. Hikayemizin geçen kısmında bir tane bu görünmez şeytanlardan birini vurduk. Deli gibi inekleri katlediyordu. Buradayım ve çünkü hortlaklar orada kasabaya saldırıyor. Evet öyle yaptım, öyle yaptım. Tamam çok uzattın be, çok uzattın be. Tamam hadi bakacağım. İblisleri halledeceğiz. Neyse şimdi hikayenin şeytanlar kısmına geçiyoruz. Kim bu şeytanlar? Bu görünmez şeytanlar. Birden deliren, portlaklara oradan oraya şey yapan şeytanlar. Yani of. Yanlışlıkla böyle işte bu yüzden silahınızın güvenliğini açık tutacaksınız. Ve elinizi tetikte parmağınızı hiçbir zaman silahınızın tetik kısmında şey yapmayacaksınız. Tutmayacaksınız. Tetiğin dışında olması lazım parmak. Yoksa böyle ani bir hareketle pat silah atıştırır. Bak ne yapalım o zaman biliyor musun? Gel gel bakalım. Siz buraya gelin. Burası karanlıksa ben daha şeye gideyim. İşte ne zaman ne yapacağınızı bileceksiniz. Sen burada kal. Hayır. Burada bekle. Güzel. Sen de burada bekle bakayım. Gayet güzel. Biz buradan gizli gizli şey yapacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Buraya bir gidelim bakalım. Burada bazı. Sen? Oğlunuz mu? Ha elindeki şeyle konuşuyor. Suikastçı değilim. Bu olmayan birisiyle konuşuyor. İş fena. Merhaba şeytan. Yukarıdaki hortlaklar adına buraya geldim. Aynen. Yardım ederim. Bir şeyler yapabiliriz. Değil mi? Güzel bir şeylere yarayabilir bu olaylar. Kağıt parçası, sevk faturası. Gezelerin burayı terk etsin. Ben de onları bulayım. 5 dakika. Ben böyle demedim. Siz burayı bana bu yer açın dedim. Ben onları bulayım dedim. Hadi. Merhaba. Hey ben koca birisi değilim. Koca aptal bir şey değilim bu. Ben Cenk. Sizinle, sizin hotlarlıklarla şeytanların arasında şey yapıyorum. Meseleyi çözeceğim. Sen ne yaptın? Neden buraya geldin? Bir anlat bakalım. Senin hikaye dinleyelim bir daha. Taktiksel geri çekilme. Hepimiz yaparız bunları. Gördüm. Diğer şeytanı gördüm orada yerdeki. İyi savunuyorsun burayı. Name's Harlan. Pleased to meet you. What happened was I was escorting folks down to work when those things attacked us. Most of the fight was. İyi lan sen de çok konuşuyor. Oğlum az konuşun be. Sen biraz daha aklı başına birine benziyor bu. Çok böyle kapılmamış o işte büyük yolculuktur. İşte işaretleri falan ayağına. Anladım. Durumu aldım. Arkadaşın orada. Onu kurtaracağım. Tamam. Çalışacağım. Hadi bakalım. Benim elimde bol bol görünmez çocuk vardı. Ben bunlardan yavaş yavaş kullanmaya başlayayım. Bak orada bir bak burada da görünmez çocuk kullanan birisi var. Yanından geçtik bir şekilde. Burası nereye gidiyor? Yok. Ne oluyor lan? Birisi bağırdı. Hıh diye bağırdı. Hop! İki tanesi var burada. Ben şöyle yapayım bunu burada. Hikayemi yanlış anlatırsam kaldığım yerden devam ederim kafasında. Orada devasa bir abi var. Adım attığı zaman yer sallanıyor. Wow! Yandan geçebiliyor muyuz? Yandan geçtim. Çok mutluyum şu an. Ya şunun arkasından yavaş yavaş gidelim. Ne var burada? Kodes anahtarı. Hah! Demek ki iyi. Bir şeyler bulduk. Güzel. Şimdi merdiven gibi bir şey bulup aşağı inmemiz lazım. Okey. Burada bir şey yok. Burada bir şey olsaydı. Hah! Kapı kilitli bir şey kullandık. Neyi kullandık bilmiyorum. Ölmüş. Bu adamın yardımcısı ölmüş. Ben yukarı kaçıyorum. Çabuk buralara atırsak. Çabuk şu devasa varlıklar. Adam bizi görmedi. Şu yaratık bizi görmedi. Güzel. Arkamdan geliyor. Arkam o!
Yok 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 öyle bir şey yok yok cidden yok cidden yok. Yapma yapma. Oo. Davidson anamlarına bir şey söyle. Davidson yapma be. Yapma oğlum. Uzak durun. Oo. Çabuk 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 çabuk. Harland, Harland. Buldum, öldü. Güzel, çok hoş, çok hoş. Siz girin birbirinize. Umurumda değil dünyanın ki. Sunset Sarsaparilla. Nasıl oldu bu iş ya? 2-3 tane çakalım, 2-3 tane çakalım. Oh. Sunset Sarsaparilla. İçin hemen kendinize gelin. Lan yapmayın oğlum. Neler olmuş? Şunun hemen faturasını bulayım bakayım buradaysa. Bu ne? Dur sevkiyat gördüm. 2 sandık gizli çocuk etiketli tezgahı size geri gönderiyoruz. Geri göndermişler o zaman sevkiyat burada değil. Ne yazık ki onlar burada değil. Evet yalancı alıyoruz. Ben doğru söylerim. Aynen. Yanlışlıkla buraya gelmiş onlar. Boynunuza kulak ver. İnsan doğruyu söylüyor. Boynunuza kulak ver. Bak canavar. Teke tek olsa seni alırım. Tavancayı çakarım. Hah artık işin silah kısmını, hikayenin silah kısmını geride bıraktık. Bakalım bu yer bize ne kazandıracak? Bize nasıl bir şey verecek? Bunları hep öğreneceğiz. Gelin bakalım. Artık siz beni takip edebilirsiniz. Sizi yanıma almak istemiyorum çünkü ikiniz neredense ikinizin de içinde birikmiş büyük bir öfke var ve bunu diğer canlıları katlederek dışarı vuruyorsunuz. Sakat bacak var. Sakat bacak var direkt. Wow. Sakat bacak alabiliyorum yanıma. Artık bir sakat bacağım oldu. Neden böyle bir şey var bilmiyorum ama sakat bacak. bırak kalsın. Hiç gerek yok sakat bacaklara. Neden yanımızda başka birinin çürüyen bacağını taşıyalım değil mi? Hadi bakalım. Is the way clear? Temiz. Hadi bakalım. İblisler yok artık. Yaralanan kurban. New Vegas'ın hikayeleri şu anda biraz daha bana benimle aynı teli tutturuyordu diyeyim. Wow, o giysiden ben de istiyorum. Nurşık. Hadi bakalım. If you would still help us, Wanderer, speak to Chris. There is no way that we can thank you enough, Wanderer. Ödeyebilirsiniz, para vererek ödeyebilirsiniz. Elinizdeki silahlar vererek ödeyebilirsiniz. Mermi vererek ödeyebilirsiniz. Neyse, hadi görüşürüz bakalım. Gerisi umurumda değil. Ne yaparsanız yapın, bana ne? Bu hortlakların hepsi aşağıda. Chris, seninle bir konuşalım ya. Senin şu durumu bir konuşalım mı ya? Peki neden sonra oraya gidemiyorsun? Söyle bakalım. Bir dakika, köşe kısıtlayacağız. Not do them myself. It would be a waste of my gifts to work on just one system. Rasyon seni öldürecek orada koçum. Sen insansın. Ne yapalım? Söyle bakalım bana. Yanıcı madde bulayım bakayım. Atla dur bakalım. Bu oyuncak roketlerde işe yarayabilir belki. Bunları bir dükkandan çalmıştık biliyorsunuz. Oyuncakları topluyorum. Gördüğüm yerde topluyorum ilginç oyuncakları varsa. Nereden bulabilirim bu modülleri? Jason has mentioned some industrial ruins to the east that are supposed to be highly radioactive. Neyse hadi gideyim bakayım. Aha! İşte uzay elbisesi. Bakalım bu uzay elbisesi nasıl? Oo, bu uzay elbisesi de bayağı şeymiş, iyiymiş. Bayağı değerli görünüyor. Hadi bakalım çıkalım şuradan. Çabuk bir şeye gidelim. Şu hurdacıdan artık itiş modeli midir, itici midir nedir? Onu alalım. Şurada bir teyze var. Teyzeyi de uyandıracağız ama şimdi zaman önemli. Zaman çok önemli bizim için biliyorsunuz. Teyzeciğim, hadi bakalım itiş modülüm var mı? Bir söyle bakalım. 500 kapak çok pahalı. Dur, ben daha sonra sana baştan gelirim. Ne oluyor? Ben bu arada çok terledim. Çöl sıcağı vuruyor.
I was prepared to make several significant upgrades to the machine. However, as the project was canceled and all Duraflame assets are being diverted to Hellfire armor, I am sending this model to the Navarro outpost. If you're listening to this log from one of our Enclave outposts, Şimdi her şey daha iyi anlaşıldı. Gece olmuş. Benim bir yerde. Ben şuraya oturup sabaha bekleyeyim o zaman ya. Birazcık sabah olsun çünkü biliyorsunuz geceleri uyumam gerekiyor, dinlemem gerekiyor. Birazcık böyle bekleyelim. 250 kapak. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Sen bunu ömrün sonuna kadar elinde tutarsın. Geçiş modülde kullanacağını da zannetmiyorum. Haydi bakalım al. Ulan biz para yapacağız dedik, para kaybettik. 250 kapak verdik. Umarım iyi bir şey çıkar bunun sonunda. Umarım iyi bir şey çıkar. Yani nerede silah çekeceğinize, nerede konuşacağınızı ve nerede paranızın konuşacağını iyi düşüneceksiniz, iyi hesaplayacaksınız ki verimli bir şekilde ticaret dönsün, verimli bir şekilde para dönsün. Şimdi ben geçip oradaki teyzeyi vursaydım belki de kasabada bir daha ticaret yapamayacaktım. Belki de bu hikayeyi size hiç anlatamayacaktım. Eğer öyle olsaydı para kazanma olasılığın düşecekti. Taktiksel geri çekilme olmayacak herhalde aslında. Taktiksel merhamet de olacak. Chris nasılsın dostum? Buldum. Al bakalım. Mi hazır mı roketler? Bizi şey olsun. Ellerinde olsa sinemalarda evet. Ama ölürsün o zaman. And dying would be worse than this, used up and thrown away like garbage. Kardeşim, adamlar seni tanıtan gördüğün gönderdiğini düşünüyor. Daha ne istesinler? Daha ne istiyorsun? So I've redeemed the human race, is that it? What a crock. The human race can't stand me. Ben kimim oğlum? Ben de insanım. Ben de senin tarafında savaştım işte. Daha ne olacak? Adama yardım ediyoruz, adamın deli laflara bak. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak. İzliyoruz hep birlikte. Sunset'le birlikte. Wow! Bize çarpıyordu. Kötü oluyordu hazır. Sevilen yap. Böyle kalbimde sevgi hissediyorum ya. Çok nadiren hissettiğim bir şey benim de biliyorsunuz. Evet, Serdar Yönetmen'in dediğine göre bilgisayar donmuş şu anda. Oha bayağı dondu. Döngüye giriyordu artık dondu. Hikayenin bir sonraki kısmında görüşmek üzere. Serdar Yönetmen'in dediği gibi hayatta yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Adios.